Arkadaşlarım, kıymetli hazırın hepinizi grubum adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Şimdi Önder Başkan çıktığında tabii zamların sonuçlarını öyle bir bağladı ki biz hizmet yapamıyoruz. Aslında bu tevhid yolu ikrar denir buna. Aslında biz hizmet yapamıyoruz. Söylediklerinizin tamamı doğru. Hukukta da öyle denir, tevhid yolu ikrar. Burada meslektaşlarımız da var. Biz bunu kabul ediyoruz. Faizler arttığından dolayı biz hizmet yapamadık. Ki geldi şöyle de bir şey söyledi. Hiç müdahale olmadım arkadaşlar. Şöyle de bir şey söyledi, dedi ki genel bütçedeki bu kadar faiz yükü var, o yüzden biz bu hizmeti yapamıyoruz. Arkadaşlar, biraz önce arkadaşlarımız söyledi. Bu başkanın 5 yılda vaat ettikleri, geçmiş dönemde 2009'dan bu tarafa vaat ettikleriyle ilgili benim Kartal Belediyesi'nden geçtiğimiz konuşmalarda söyledim. Hiçbir beklentim yok. Haydar Başkanımız dedi ya, meclis üyesi arkadaşımız, şunu istiyoruz, bunu istiyoruz, bunu istiyoruz. Ben istemiyorum. Çünkü onları yapacak ne ekonomik düzey var, ne vizyon var, ne de sizin öyle bir misyonunuz var. Dolayısıyla benim öyle bir talebim yok. Benim sizden talebim şu arkadaşlar, bakın. Şimdi 2009'dan bu tarafa Cumhuriyet tarihindeki ekonomik şartlar bakımında en iyi dönemlerini yaşadık AK Parti döneminde. Ki 2003 Gezi olaylarına kadar, 2013 yılına kadar. Ondan önceki dönem işte dolar 1.70'lerde, 2'lerdeydi vesaire diyor. O Gezi olayları dönemine kadar dolar 1.70'lerdeydi. Evet, doğru. Ama 17 milyondan 1.70'e gelmişti. Biliyorsunuz değil mi? Hatırlıyorsunuz. Hatırlayan var mı? O 6.0 atıldığında 1.7 olmuştu o dolar. 17 milyonlardaydı. Yani paraların nerelere gittiğini bilmiyorum. Onu da yapan bizdik. Şimdi geldiğimiz noktada 2009'dan bu tarafa doların 1.70 olduğu dönemler de dahil, Kartal Belediyesi bir kere gelir bütçesi, gider bütçesinin üzerinde fazla verdi mi? Bizim devrettiğimiz dönemde son dönem bütçe gelirimiz 94 milyon, giderimiz 89 milyon. O 1.70 olduğu dönemler de dahil, Kartal Belediyesi bir kuruş fazla verdi mi? Vermedi. Veremez. Çünkü sizin böyle bir derdiniz yok. Sizin Kartal altı değer katalım, hizmet edelim gibi bir derdi yok. Şimdi Önder Başkan geliyor, bu fazla vermediği halde bu bütçeyi iyi olduğu dönemlere satalım. Son pandemi dönemini bahane ediyor, faiz arttı, şu arttı. 2018-19 yılına kadar ne yaptınız Sayın Başkan? Ne yaptınız? Ben size söyleyeyim mi? Her yıl 40 milyon, 50 milyon bütçe açığı verdiniz ve bunu faizle kapatmaya başladınız. Arkadaşlar 2002'den 2009 yılına kadar Kartal Belediyesi bir kere borçlanma almış bu meclisten, bir kere. Onu da kullanmamış, siz kullandınız. Bak 2009 yılında bir kere borçlanma almış. 7 yılda bir kere borçlanmış. Siz 2009'dan bu yana her yıl borçlandınız. Ya bir kere es geçseydiniz ya. El insaf ya. Sonra da biz pandemiden dolayı, genel zamlardan dolayı biz bu işe yaptık diyorsunuz ya. Böyle bir dünya yok. Şimdi Kartal Stadı neden yapılmıyor? Kartal Stadı'nı yukarıda Cumhuriyet Mahallesi'ne vesaire yapacağız diyor. 2006 yılında planlar sizin zamanınızda geçti. Bizim bir arkadaşımız da çok şaşırıyor. Eskiden AK Partili diye biliyorum ben o arkadaşı. Arkadaşlar, Kartal Stadı'nın yerini vaat ettiğiniz şekilde gidip yaparsınız. Stadın yeriyle ilgili de ne yapmak istiyorsanız, meydanla ilgili, onun da gereğini yaparsınız. Sanki AK Parti engelledi stadın yerini gibi bir algı oluşturmanıza gerek yok. Biz 2020'de o statla ilgili buradan yetki istediğinde biz size neden olmaması gerektiğini söyledik, hata yaptığınızı söyledik, izin alın dedik ki onda da bu meclis grubunun hiçbir dahli yoktur, onu da bilin. Şimdi arkadaşlar, Ada, Kapadokya vesaire pandemiden dolayı kapattık diyor. Devrettik. Ya arkadaşlar, yanlış bir projeydi. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Kartal halkının milyonları oralara gitti. Onlarla kalıcı şeyler yapılabilirdi Kartal'a. Ama bunu yapmadınız. Bak bunu yapmadınız. Birilerine hacizden kurtulmak için Kapadokya'da otel satın aldınız. Otel kiraladınız. Ya bunları herkes biliyor.
saçma sapan bir yatırım olduğunu çok iyi biliyorsunuz siz de. Yani bunu savunmayın. Hele bunu pandemiye hiç bağlamayın. Şimdi Atalar'daki kreşi arkadaşımız Atalar'da AK Parti döneminde yapılan kreşi küçümsedi. Burada bir kreş varmış da bina yıkılmış da oraya taşınmış. Ya arkadaşlar şu ana kadar Atalar'da yapılmış kreş tarihi kaç? 2006 mı? 2006 değil mi? 2006 yılında CHP'nin kreş yapacak vizyonu yok da bizden öğrendiniz onu. Çünkü 2006 yılında prefabrik değil. Şu andaki prefabriklerin tamamını toplasanız o bina kadar kalıcı bir eser gösteremezsiniz bize. Beraber gezelim. Bırak vizyonu. Sayın Başkan, biz 2006 yılında yaptığımız zaman Kartal Belediyesi bizdeydi ve hemen Anadolu yakasındaki belki de İstanbul'daki ilk kreşlerden biriydi. Dolayısıyla bizim yaptığımız şeyi küçümsemeyin. Sizin tamamınızdan büyük şu anda yaptıklarınız prefabriklerden. Şimdi arkadaşımız diyor ki okullarda diyor öğretmen seçimi var. Evet var. Veriler hangi öğretmene vereceğiyle ilgili savaş içerisinde. Müdürler ne işe yarıyor orada? Arkadaşlar, müdür neden var? Söyleyeyim Sayın Başkan, ben dinledim sizi. Bak dinledim, söylüyorum. Veliler kendi kendilerine yapıyorlar. Kimsenin de bir sonuç aldığı yok yani. Onu söyleyeyim. Herkes gideceği kurayla çekilen yere gidiyor. Tamam mı? Seri başı girenler var kura. Hiç merak etme. Şimdi okullarda yapılan okullarda Milli Eğitim Bakanı sanki görevini yapamamış gibi. Ya arkadaşlar, Cumhuriyet tarihinin en büyük dersliğini yaptı AK Parti döneminde. Bütün derslikler kadar derslik yaptı. Kartal'da bütün okulları yeniledi. Birkaç tanesini de depreme güçlü hale getirdi. Sayın, ya şimdi hangisi istifa etti? Kim yaptı? Biliyorsun. Kartal'da yenilenmemiş, yeniden yapılmamış, güçlendirilmemiş bir tane okul bırakmadı. Kartal'da bu kadar hizmet yapmışken siz gidip bir okula bayrak vermiyorsanız, bir okulun bahçesindeki çizgileri çizmiyorsanız bunu Milli Eğitim Bakanı her gün gelip yapamaz. Bunu takip de edemez. Şimdi madem Sayın Başkan, lütfen, müdahale Sayın Başkan, müdahale etmesin Sayın Başkan. Madem böyle bir sıkıntı var, siz bu işi yapmak istemiyorsanız bütçeye böyle bir performans programı ve bütçeye böyle bir yatırım kalemi koymayın. Biz bu işi yapmıyoruz diye şu belediyenin 40-80 tane okul mu var? Okul müdürüne dersiniz bizim böyle bir şeyimiz yok. Ama biz burada gelip performans programında ondan sonra faaliyet raporunda biz okulu boyadık, badanasını yaptık, duvarını yaptık diye anlatırsanız doğru mu? Anlatmadılar mı? Anlatmadınız mı? Ya bugün o zaman şikayetçi olmayacaksınız Milli Eğitim Bakanı yapsın diye. Milli Eğitim Bakanı okulun, ya Sayın Başkan, Milli Eğitim Bakanı okulları yapmış, güçlendirmiş, yenilemiş, teslim etmiş. Burada gelip 5. ayda faaliyet raporunda okul boyadık derseniz, bugün biz de sizi çıkar eleştiririz. Okul boyadıysanız o zaman hepsinin gereğini yapın. Ya da şovunu yapmayın bu işi. Bir tane okula boya yapıp da 80 okulu tamamının bakımı yapmış gibi anlatırsanız bize, biz de bugün gelir sizi eleştiririz. Bu hakkımız var. Dolayısıyla arkadaşlar sakın yaptığınız şeylerin arkasına sığınmayın, hataların arkasına sığınmayın. Şimdi biz Kartal Belediyesi'nden hizmet beklemiyoruz arkadaşlar. Öyle bir derdimiz yok. Aydos Orman Projesi hangisini engelledik? Aydos Orman Projesi ile ilgili bir tane çekincem vardı. Ben de onu söyledim. Ve bıraktım. Ben burada bıraktım. Devam ediyor dedi Sayın Başkan. Siz engellediniz diyorsunuz. Kitap fuarı yapıyormuşlar. Güzel, yapın. Kitap fuarı. Sıkıntı yok. Ama 60 bin liralık, 50 bin liralık sanatçıya 150-200 bin lira verip 30 gün boyunca aynı sahneyi defalarca kiralama para bedeli ödemeyin. Biz sizden bunu istiyoruz. Hangi israfı durdurdunuz siz? Kartal adliye diyor, bizim bir başkan yardımcımız diyor ki siz diyor belediye olarak diyor yerleri sattınız diyor dolayısıyla diyor siz yer sattınız, biz yer satamıyoruz, o yüzden yapamıyoruz. Arkadaş bir tane
belediye bir tane, bizim dönemimizde bir tane 9 palmiyenin yan tarafındaki arsayı ihale edildi. Karşılığında merkeze bir belediye binası, buraya bir katlı otopark, Soğanlar Kültür Merkezi meclis kararıyla ihale edildi. Tamam. Ne yaptı siz geldikten sonra? Bu belediye binasını tuttunuz, akıllı bina yapacağım diye 10 milyonlarca parayı buraya gömdünüz. 7 milyon TL. Yanlış yaptınız. Hatta yapılmış binayı yıktınız. Yetmedi. Tuttunuz. Eleştirdiğiniz o müteahhitle anlaştınız. Sayın Başkanım söylüyorum. Bir saniye. Sessiz dinlerim lazım. Başkanım bak müdahale edin. Müdahale et. Bakın. Bakın ben söylüyorum. Ya ayıp ayıp. Vallahi ayıp başkanım. Vallahi ayıp. Bak. Bir şey söylüyorum. İzah edeyim. Madem bu ihale ile ilgili problem vardı. O dönemin belediye başkanı oturdu o müteahhitle. Yeniden anlaşıp 6 milyonluk bir bedel daha alıp çekleri de alıp vadesi varken çekleri gidip bankada tahsil etti mi etmedi mi? Bak şimdi SSK'ya atlıyor. Söylediğinize cevap veriyorum Sayın Başkan. Bırak. SSK'yı anladım. Ona da cevap vereceğim Sayın Başkan. Performansa geri dönelim lütfen. Bir saniye. Tamam lütfen. Ediyorum. Performanstayım. Kartal Belediyesi'nin beceremediği performanstayız. Zaten bizim öyle bir... Şimdi Kartal Belediye Başkanı geldi, müteahhitle anlaştı. Bilmeyen arkadaşlar vardır. Yeniden anlaşma yaptı. 6 milyonluk 2009-2010 parasıyla 6 milyonluk daha ek ödeme istedi. Kabul etti müteahhit. Çeklerini verdi. Çekleri gidip Altınok vadesi gelmeden tahsil etti. Sonra da sözleşmeyi feshetti arkadaşlar. Ve belediye binaları yapılmalı. Soğanlık Kültür Merkezi kaldı. 10 gün belki 10 yıl sonra yapıldı veya 8 yıl sonra. Şimdi Kartal Belediyesi stratejik planda 2009'da da bir şeyler öngörmüş. Bugün geldiğimiz noktada stratejik planda öngördüğü 5 yıllık bir stratejik plan var ya. Orada öngördüklerinin yarısını iptal etmiş. Yarısına da yeni şeyler eklemiş. Şimdi SSK hastanesini taşıdı diyor ya. Ya Sayın Başkan, kıymetli arkadaşlar. 2013 yılında hangi vatandaşa sorduğunuzda Altınok'un o zamanki tavrı şuydu. Ben vatandaşa sormadan bir şey yapmayacağım. Bu yukarı mahallede etap 1, etap 2'de hangi vatandaşa sorduğunda burayı riskli alan ilan etmek için bakanlığa başvurdum. Engellemedik Sayın Başkan. Siz 2013'te riskli alan ilan ettiğiniz yerle ilgili ilk plan teklifini bakanlığa 2016 yılında verdiniz. Çünkü 3 yıl sonra verdiniz ilk bakanlığa plan teklifini. Çünkü derdiniz etap 1, etap 2'deki dönüşüm değildi. Derdiniz eski belediye binasını da içine kapsayan yerde ve adliye binasının olduğu yerde gök kafesler yapmaktı. Büyükşehir'de geçiremediğiniz için onu iptal oldu. Kentsel dönüşüm riskli alan adı altıyla Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan geçirmek için hamle yaptınız ama maalesef hazırlıksız gittiğiniz için ilk plan teklifini 3 yıl sonra verdi. Sağlık Bakanlığı riskli alan olan bir yerde çivi çakamaz. Siz teklifte bulundunuz. Şua yapının yeriyle ilgili siz teklifte bulundunuz. Bakanlık müracaat ettiğiniz her yere sizi kurumu ciddiye alarak ciddi bir teklif hazırlığı vardır. Vatandaşlarla uzlaşma sağlanmıştır diye kabul eder Sayın Başkan. Kitleseydi sizin riskli alan teklifinizi kitlerdi. Kabul etmezdi. Dolayısıyla yaptığınız şeylerle ilgili suçlamada bulunmayın. Performansla ilgili başkanın vaat ettiklerinin hiçbirini gerçekleştirme şansı yok arkadaşlar. Çünkü Kartal Belediyesi'nin öyle bir bütçesi yok. Bir gelir bütçesi yok. Yazık. Bakın ben size söyleyeyim. Kartal Belediyesi'nin bütçe gelirleri 2016 yılında 344 milyon. Hani pandemi öncesi bunu da söyleyeyim Sayın Başkan. 344 milyon gerçekleşen 270 milyon. 2017'de 418 tahmini gelir öngörmüşsünüz. Gerçekleşen 300 milyon. 2018'de pandemi öncesi bunlar. 506 milyon gelirimiz olacak demişsiniz. 314 milyonda kalmış Sayın Başkan. 2010 gelir hedefi 615, gerçekleşen 320 milyon. %50.
Nasıl yapacaksın? Param var. Bırakın siz yatırım yapmayı. Siz borçları kapatın da biraz. 1-2 yıl kapatın, sonra devam edersiniz. Gücünüz yeterse. 2020'de gelir hedefi 520 milyon 345'te kalmış. Giderler arkadaşlar her yıl ortalama 40 milyon 50 milyon 80 milyon açık var. Her yıl 2009'dan bu tarafa. Bu bütçe hedefleriyle, bu gelir gider tablosuyla yatırım yapma şansınız var mı? Bakın size bir şey daha anlatayım, bitiriyorum son olarak. Biz Yalı Yunus Topselvi Kültür Merkezi'ni, Cevizli Meydanı'nı ve Atalar Kültür Merkezi'ni 2008 yılında planladık, bütçesini ayarladık, arazisini meclis kararıyla bunlar yapılmak üzere, satılmak üzere, adliyenin orada benzin istasyonunun meclis kararı diyorum bak, yönetimin insafına bile bırakmadık. Meclis kararıyla bunlar, burası satılacak, Cevizli Meydanı tamamlanacak, Yalı Topselvi Yunus Meydanı tamamlanacak, kültür merkezi yapılacak, Atalara Kültür Merkezi yapılacak, adliyenin oradaki benzin istasyonu satılınca paraları buraya hazırlanacak diye meclis kararı vardı arkadaşlar. CHP 2019'da gelince ilk işi neydi biliyor musunuz? Yeni arkadaşlarımız var. O meclis kararını iptal etti. Yeri 16 milyona sattı. O paraları da yedi bitirdi. Ve bugün hala Yalı Yunus Topselvi Kültür Merkezi'ni, Atalar Kültür Merkezi'ni, Cevizli Meydan'ın yapılma işini konuşuyoruz. Ya sizin vizyonunuz bu kadar ya. Sizin vizyonunuz bu kadar, misyonunuz da bu kadar. Muammer Bey, 12 arkadaşlar, dakikayı doldurmak sizin, üzeresiniz. Bizde yarışma şansınız yok. Yok yok yok. Samimi söylüyorum. Ya. İnşallah. İnşallah Kartal gördü, Büyükşehir'de gördü. Bundan sonrası genel hükümette geçerse göreceğiz. Ama son bir şey geçen mecliste kalmıştı içimde. CHP'nin kodları deyince Sayın Başkanım hemen kızıyordu. Bak söyleyeyim. Onun misyon ve vizyonu ne biliyor musunuz? Diyor ki köprü yapmayalım, cazibe merkezi olur. Yol yapmayalım, öyle dedi aynen. Cazibe merkezi olur. Hizmet getirmeyin, cazibe merkezi olur. Anadolu'ya yapalım, Yeşilırmak'ın kenarına yapalım diye söyledi. Buraları bırak, aynen öyle söylediniz. Ben sizin kodlarınızı biliyorum Sayın Başkan. Ufak olsun, ufak Kuvayi Milli ayrı bir dert. Hizmet manasında söylüyorum. Ufak olsun, bizim olsun. Anadolu'dan kimse gelmesin. Boğazlar, Yalılar bizim olsun. Aşık Veysel'in ayakları çamurlu Ankara'ya gelmesin. Sizin misyonunuz, vizyonunuz ve kodunuz bu diye söylüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederiz. Yusuf Bey buyurun.